Evet gençler, bugünkü fizik video dersimize hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yapacağız. Bundan sonra e, derslerimizi böyle ekran kaydı üzerinden işleyeceğiz. Malum bu korona olaylarından dolayı. Şimdi kaldığımız yerden başlayalım isterseniz. Düzlem aynalarda kalmıştık. Yine düzlem aynalardan devam ediyoruz. Aynaların döndürülmesinde kaldık. Bunlar ekstra bilgilerimiz bizim ama yine de önemli bizim için. Şekil 1'de gelen ışın ile gelen ışın ile yansıyan ışın arasında 2 teta kadar bir açı oluşuyor. Teta, teta. Normalle e, ışın arasında da 1 teta kadar bir açı oluşuyor. Ayna O noktası çevresinde ok yönünde alfa kadar Bakın ok yönünde ayna o çevresinde alfa kadar döndürülürse gelen ışın ile yansıyan ışın arasında çünkü ışının gelme açısı değişmiyor. Alfa artı teta e, iki tane olduğundan iki alfa artı iki teta olarak açı oluşmuş olacak. Bakın normalde alfa artı teta iki ışın arasında iki alfa artı iki teta kadar açı oluşmuş olacak. Bakın aynayı alfa kadar çeviriyorum. 2 kat aradaki açı artıyor. O halde ayna alfa kadar döndürülürse yansıyan ışın da aynı yönde ne yapacak? 2 alfa dönecek. Bakın. Normalde ışın bu şekildeydi. Ne oldu? 2 alfa kadar 2 tetaydı. 2 alfa kadar. Şöyle temizleyeyim burayı. Normalde 2 teta yansıman varken ne oldu? Artı bir de 2 alfa kadar açım arttı. Şimdi örneğimize bakalım. Şekildeki P bölgesinin içinde, içinde bir düzlem ayna varmış. P bölgesinin içinde. Bu aynaya gönderilen S ışık ışını aynadan yansıdıktan sonra s üssü yolunu izliyormuş. Yani yansıması bu şekildeymiş. Buna göre ayna hangi yönde kaç derece döndürülmüştür? Ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir çizimle bakalım buradan. Şimdi gelen ışın ile yansıyan ışın aşağıdaki gibi. Bakın ışın geliyor, sonra yansıyor. Bakın arada ne kadarlık açı var? 130 derecelik bir açı var ışığın geldiği yoldan geri dönmesi için ne olması lazım? Normalle, yani şurada bir normalim var benim. Normal diyorum buna. Normalle aynı açıda gelmesi lazım. Normalle aynı açıya gelmesi için toplamda 130 derece ise ne yapar şurası? 65-65 bölünür. Ben sistemimi bu tarafa doğru yani S ışınına doğru bir yönünde 65 derece çevirirsem normale dik geldiği için bakın normal buysa normale dik gelen ışın normalden geri yansır. O yüzden ne diyeceğim? Bir yönünde 65 derecelik bir e, döndürme yaparsam aynada yansımamı e, kendi üzerinde ışın kendi üzerinde yansır diyeceğim. Şimdi hareketli ayna ve hareketli cisim problemleri. Bu da karşımıza çıkabilecek problemlerden. Bakın iki tane, iki tane diyorum. Bir aynam var, bir cismin var. Bir de cismin sanal bir görüntüsü var. Biliyorsunuz düzlem aynalarda görüntü her daim sanaldı. Eğer ben L cismini aynaya V hızıyla yaklaştırırsam aynı cismin görüntüsü yani sanal görüntüsü de eksi v hızıyla yaklaşıyormuş gibi görünür. Eksi v hızıyla yaklaşıyor gibi göründüğü için birbirlerine doğru bir yaklaşma söz konusudur. O yüzden toplamda birbirlerine doğru 2v'lik bir hızla yaklaşıyormuş gibi görürüz. Sanal görüntüyle gerçek görüntüyü gençler. Ayna v hızıyla hareket ettirilirse görüntüde 2v hızıyla ayna ile aynı yönde hareket eder diyor. Bakalım. Şimdi cismin var. Ayna V hızıyla cisme yaklaştırılıyor. Sanal görüntü de ne olacak? Ee, ayna buraya V hızıyla yaklaştırıldığı için L buraya V hızıyla yaklaşıyormuş gibi görünmez mi? E aynı durumda V hızıyla yaklaşıyorsa görüntü de eksi V ile hızıyla yaklaşıyor gibi olur. Burada sanal düşünüyorum. Yani ikisi birbirine 2V iki hızla yaklaşıyormuş gibi görünür. Şimdi sorumuza bakalım. Bakın şekildeki düzenekte KL cismi ve düzlem ayna ok yönünde sırasıyla 3 metre bölü saniye ve 2 metre bölü saniyelik hızlarla hareket ettiriliyormuş. KL cisminin görüntüsü yere göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi şöyle düşüneceğiz ayna görüntüden 2 metre bölü saniye hızla uzaklaşıyorsa ilk etapta ne olacak? Cisim de 2 metre bölü saniye hızla e, görüntü görüntüde 2 metre bölü saniye hızla uzaklaşacak. Toplamda 4 metre bölü bakın bu 2 metre bölü saniye hızla uzaklaşıyormuş gibi olacak. Bu da 2 metre bölü saniye hızla uzaklaşıyormuş gibi olacak. Toplamda 4 metre bölü saniyelik bir uzaklaşma var. Ama buna karşılık olarak L cismi 3 metre bölü saniyelik hızla ne yapıyormuş? 3 metre bölü saniyelik hızla aynaya yaklaşıyormuş. Ben bu 3 metre bölü saniyelik hızı çıkarırsam cisimlerim 1 metre bölü saniye hızla birbirine yaklaşıyormuş gibi görünür diyebilirim. Hatta şöyle temiz bir çizimle bakalım. Bakın, temiz bir çizimle bakıyoruz. L cismi 3 metre bölü saniye hızla geliyor. Ayna 2 metre bölü saniye hızla e, uzaklaşıyor. L üstü de 3 metre ile gelirken, bakın 4 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Neden? Çünkü toplamda ayna yaklaştığı için böyle bir uzaklaşma var. Kale cismi aynaya doğru 3 metre bölü saniye hızla yaklaştırılırsa görüntüsü de aynaya doğru 3 metre bölü saniye hızla yaklaşıyor. Ayna cisimden 2 metre bölü saniye hızla uzaklaştırılırsa görüntüsü cisimden 4 metre bölü saniye hızla cisimden 4 metre bölü saniye hızla uzaklaşır. Cismin görüntüsünü yere göre hızını da ne yapıyorum? 4 eksi 3'ten 1 metre bölü saniye buluyorum. Gelelim bu örneğimize. Bu örneğimizde noktasal k cismi şekildeki gibi yerleştirilmiş düzlem aynanın yüzeyinden h yükseklikte aynaya paralel rs rs yolunda sabit v hızıyla hareket ediyormuş. k cismi r noktasından s noktasına 10 t sürede ulaştığına göre g gözlemcisi bu cismin aynadaki görüntüsünü kaç t sürece görebilir? Bu soruyu çözmek için yapmam gereken şey şu. G cisminin görüş alanını bulmak. Bakın R'den S'ye 10 T sürede gitmiş. Bak 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yani her bir boşluğu 1 T sürede, her bir birimi 1 T sürede gitmiş. Bunu artık biliyorum. Ve görüş alanını bulmam gerekiyor. G cismi görüş alanı nasıl buluyordum? Aynaların, e, bakan cisim üzerinden aynaların ucuna, şu noktalarına ne yolluyorum ışın yolluyorum. Bakın G'nin görüntüsü geldi, gitti. Böyle geldi. Böyle yansıdı. Daha sonra diğer uç noktaya yolluyorum. Bakın 2'ye 2'ye geldi. 2'ye 2 iki geri yansıyacak. 2'ye 2 2'ye 2 şeklinde. Yani birebir, birebir. Ve şu şekilde bir yansıma gördüm. Şimdi gençler. Baktığımda 10 T süre geçmiş ya. 10 T süre. 1, 2. Ne kadarlık kısmını yansıma görebildim ben? Ne kadarlık kısmını görebiliyorum? Bakın şu alanı görebiliyor muyum ben? En uç noktaya yolladım. Bu şekilde gördüm. Zaten şu arada kalan alanı göreceğim. Ne olacak? 1, 2, 3, 4. Yani ben sadece aynadan bakan kişi 4T sürelik bu cismi görebileceğim. Geçiyorum. Düzlem aynalarda görüntü sayısı. Bakın gençler iki tane arasında alfa açısı olan e, ee, düzlem aynada görüntü sayısını bulmak istersem arasında alfa açısı bakın şöyle bir açı olacak. Bir de direkt açı olmadan karşılıklı aynalar var ondan da bahsedeceğiz. Böyle bir kesişme varsa iki düzlem arasında oluşan dar açı alfa ise K cisminde oluşan toplam görüntü sayısı 360 bölü alfa eksi bir tanedir. Bakın 360 bölü alfa eksi 1. Hemen örneğimize bakalım. P cismi x, y aynaları arasında şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre şekildeki K, L, M ile belirtilen hangileri P cisminin x, y aynalarında oluşan görüntüsüdür diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, önce kaç tane görüntüsü olacağını bulalım. P cisminin. Arada 90 derece var. Neydi formülüm? N eşittir 360 bölü alfa eksi 1. Bunu düşündüğümde ne yapacak? Direkt şöyle temiz bir çizimle yapalım. Görüntülerin oluşumu. Normalde Şurası ne yaptı? 360 bölü 90 dereceden eksi 1, şurası 4 yapar, eksi 1'den 3. Bakın 3 tane görüntü oluşmuş. 1, 2 ve 3 görüntü, bir de kendisi 4. Bu şekilde KLMF cisimlerinin görüntüsü de ee, bu şekilde oluşuyor. Gençler ve 3'er tane kendileriyle beraber 4 tane oluşuyor. Ekstra bilgimiz iki düzlem ayna par paralel olarak karşılıklı yerleştirilirse, şu aynalar paralel olarak karşılıklı yerleştirilirse bu aynalar arasındaki bir cismin sonsuz tane görüntüsü oluşur. Bu görüntülerden bazıları aşağıdaki gibidir diyor. Bakın, cismin görüntüsü oluşuyor A'ya A, A uzaklıkta ilk etapta. Sonra bu oluşan görüntünün burada bir görüntüsü bu görüntünün burada bir görüntüsü. Sonra bu görüntünün ee, karşılığı olan görüntü ne olacak? Bu aynaya 1, 2, 3A birim uzaklıkta olduğu için bu aynaya 3A birim uzaklıkta bir görüntü oluşacak. Aynısı bu cisim için. Bu cismin görüntüsü de burada oluşacak. Daha sonra bunlar da sonsuza kadar gidecek. Sonsuz tane görüntü oluşmuş olacak aynalarda. Eğer ikisi de birbirine paralel Hissediyoruz gençler. Konu değerlendirme testine kalıyoruz. Bir sonraki dersimizde konu değerlendirme testi ile devam edeceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.